Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. Değerli seyircilerimiz, bu hafta sağlık köşemizde over tümörleri nedir? Dikkat etmek için gerekenler nelerdir? Mikrofonu işin uzmanına Profesör Doktor Binnur Yılmaz'a bırakıyoruz. Aycan Bey, çok teşekkür ederim. Bugün yine çok merak edilen bir konuyla karşınızdayız. Over tümörlerinden bahsetmek istiyorum. Over tümörlerinin tanısı da ne yazık ki uzun dönem hiçbir belirti vermediği için sessiz seyreden bir hastalık grubunda. Onun için bu konuya dikkatinizi çekmek istedim. Over tümörleri genellikle en sık görüldüğü yaş dönemi menopoz sonrası görülüyor. Overler bildiğimiz gibi yumurta üretimi, yani embriyonun oluşması için gerekli yumurtayı üreten ve buradan da vücuda gerekli östrojen hormonunun salgılanmasını sağlayan, diğer adıyla over diye adlandırılan bir organımız. Rahimin hemen yanında sağda ve solda birer tane bulunarak fallop tüpleriyle rahime bağlanan bir organımız. Over tümörlerinde iki tür hücre bulunuyor. Birincisi epitelyal hücreler, ikincisi de embriyonik hücreler. Epitelyal tümörler menopoz sonrası tabii ki daha sık görülüyor. Ama embriyonik kökenli tümörler ya da işte doğuştan kalmış bir dokunun zaman içinde büyümesi, dermoid kist dediğimiz tümör dokularının oluşmasına sebep oluyor. Bunlar da daha çok genç hastalarda ve hala doğurganlık çağında olan bireylerde görülüyor. Over tümörü hiçbir bulgu vermeyebiliyor. Fakat beklenmeyen bir kilo kaybı, bağırsak alışkanlıklarının değişmesi, kabızlık oluşması ya da karında şişlik bulgusu, yine aynı şekilde her tümörün oluşturduğu iştahsızlık gibi bulgularla karşımıza çıkabiliyor. Over tümörünün tanısını nasıl koyuyoruz? Rutin bir ultrasonografi ile muhakkak pelvik abdominal organların görüntülenmesinde bir yumurtanın anormal büyük olması diğerine göre dikkatimizi çekiyor ve buradaki eşlik eden lenf dokusu, ki bunlarda lenfadenopatiler tümörün yayıldığının göstergesinin bir bulgusudur. Böyle bir şey tespit edersek muhakkak kontrastlı MR'la devam ediyoruz. Over tümörünün tabii ki en kısa sürede çıkarılması ve ameliyat sırasında da başka organlara invazyon, yayılma yapıp yapmadığını gözlemlemek gerekiyor. Eğer ameliyat sırasında işte bağırsaklara bir metastazı yayılımı varsa da muhakkak o bağırsak ansları da ameliyatla çıkartılıyor. Ve her hastaya da rutin olarak ameliyat sonrası kemoterapi uygulanıyor. Peki over tümöründe hangi grup risk faktöründedir diye soracak olursanız, sigara içmiş olmak, geç doğum yapmak ya da hiç doğum yapmamış olmak, kısırlık ya da işte tüp bebek tedavisi görmüş olmak, uzun süre bu hormonların etkisinde kalmak veya meme kanseri geçirmek, tabii sigara yine burada da bir faktör. Over kanseri riskini arttırıyor. Dediğim gibi pik yapma yaşı, yani daha sık görülme yaşı menopoz sonrasındaki dönemde. Ne tavsiye edersiniz derseniz, muhakkak ben her programda söyledim. Yılda bir, en azından bir tüm batın ultrasonla bu organlarımızın görüntülenmesini tavsiye ediyorum efendim. Sağlık en büyük zenginliğimiz. Hepimize sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Aycan Bey, söz sizde efendim. Sevgili seyircilerimiz, ne yazık ki bu haftada yayınımızın sonuna geldik. Ekonomi dünyasının kalbindeki son gelişmeleri, yenilikleri, inovatif fikirleri öğrenmek için bizi takipte kalın. Haftaya aynı saat ve aynı günde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.